Evet, herkese merhabalar. Sağlık Bakanlığı gerçekten süper diyebileceğimiz bir program oluşturmuş. Ve bu programı normalde telefonunuza indirebiliyorsunuz. Ya E-Devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz ya da E-Nabız üzerinden giriş yapıyorsunuz. Peki bu program ne? Bu program biliyorsunuz, yani hepimizin ya gün geliyor, karnı ağrıyor, başı ağrıyor, bir başka yönü ağrıyor. Yani bu ağrılar olduğu zaman acaba ben hangi doktora giderim diye çoğu zaman düşünüyoruz. İşte iç hastalığa mı gitsem ya da dahiliye mi gitsem, genel cerrahiye mi gitsem diye karamsar karamsar düşünüyoruz. Ve Sağlık Bakanlığı yanlış doktora gitmememiz adına, yani daha bilinçli bir şekilde hastanelere gitmemiz adına bu programı geliştirmiş. Evet, bu program yapay zeka destekli bir uygulama. Nasıl? Şu anda size kullanayım. Yani çok basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Ve bu programın linkini bu videonun altına da koyacağım arkadaşlar. Evet, diyelim ki ne diyelim, karnım ağrıyor diyelim. Evet, görüyorsunuz. Evet, karnım ağrıyor dedikten sonra ne diyelim, sadece karın ağrısı diyelim, seç diyelim. Evet, üst karın ağrısı diyelim, yine devam ediyoruz. Görüyorsunuz, seçenekler var bir dünya. Devam diyelim. Mide bulantısı var mı? Hayır. Karında şişlik var mı? Hayır. Ateş var mı? Hayır. Kusma var mı? Hayır. İshal var mı? Hayır. Ağrınız karnın üst tarafında ve açlıkta artan periyotlarda mı? Hayır. Karın ağrınız sağ üst kadranda daha ziyade dolgunluk hissi ile birlikte hafif bir ağrı mı? Yani buna evet diyelim. Düzenli kullandığınız ve karaciğer yağlanmasına neden olduğunu bildiğiniz bir ilaç kullanımı ya da alkol tüketiminiz var mı? Hayır. Düzenli olarak son 6 ayda kullandığınız ilaç var mı? Hayır. Evet, normal fotoğraf ya da dosya eklemek ister misiniz diyor. Yani bu kısmını denemedim. Denemek isteyenler deneyebilir tabi. Evet, görüyorsunuz, tanı tahminleri ana şikayetiniz ve sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar niteliğinde yağlı, karaciğer, başka yerde sınıflamamış, kistik böbrek hastalığı, kolanjit olabilirmiş, heredofamilyal, evet bu biliyorsunuz hastane terimleri hep yabancı. Evet, iç hastalıklara gitmem gerekiyormuş. MHRS'den randevu almak ister misiniz dediğinizde ya o kadar güzel uygulama ki, yani her şey insanın kolaylığı için arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, bu uygulama gerçekten çok harika. Bunun linkini size videonun açıklama kısmında koyacağım. Belki en çok da hastanelere giden engelli kardeşlerimize çok böyle faydalanabileceği bir program olduğunu düşünüyorum ben. Yani okuduğum haberlere göre kısa sürede 500 bin kişi kullanmış herhalde programı. Yani inanılmaz derecede kullanan varmış. Yani yakında, yani 80 milyonun kullanması gereken bir program, yani hiç abartısız. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. İnşallah memnun kalırsınız.